Herkese merhaba, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün sizin için çok yoğun bir göz makyajı yaptım. Bu makyaj sadece özel günlerde ya da özel yemeklerde kullanabilecek en fazla bir makyaj. Ve bu makyajı biraz konuşmalı, sohbetli bir makyaj olarak yaptım. İlk defa bunu yapıyorum. Hangisini tercih ediyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Biraz uzun bir video oldu ama sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. O zaman vakit kaybetmeden hemen makyajımıza geçelim. Başlıktan da anlayacağınız gibi aslında bu bir göz makyajı videosu ama nasıl olsa yapacağım diyerek hızlıca bir ten makyajı da göstereyim dedim. L'Oreal True Match fondöteni kullanacağım bugün. Bendeki roz vanilya rengi. Bence güzel karıştırılan bir fondöten. Güzel cilde güzel uyum sağlayan bir fondöten. O yüzden bugün bunu kullanmayı tercih ettim. Hem de matlığı da güzel. Ne çok mat ne de çok ıslak bitişli bir fondöten. Tam ikisinin ortası doğal bir görüntü veriyor. O yüzden bunu kullanacağım bugün. Yorumlarda buna çay tabağı diyen bir bayan olmuş. Yani anlamıyorum insanları. Ben çok pahalı bir yöntemin yerine 2-3 liralık bir mum matlığıyla kolayca aynı işi görebileceğiniz bir yöntem söylüyorum. Ama insanlar buna bile olumsuz söyleyecek bir şey buluyorlar. Gerçekten şaşırıyorum ve görünce çok güldüm. Öncelikle çay tabağıma fondötenimi koyuyorum. Bunu da kullanacağım. Bunu unuttum. Bunu hemen kullanayım. Benefit Professional. Sadece hafifçe. Nerede gözenekleriniz varsa oraya kullanabilirsiniz. Bütün yüzünüze kullanmanıza hiç gerek yok. Fondötenimi biraz inceltiyorum hafifçe. Ve yüzüme uyguluyorum. Daha önce hiçbir şekilde sohbetli bir makyaj çekmemiştim. İlk olacak benim için. Ne düşünüyorsunuz? Bu tarz makyajları mı daha çok seviyorsunuz yoksa yoksa daha önce çektiğim gibi makyajları mı daha çok seviyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada ben eleştirilere kesinlikle açığım ama tabii ki internet ortamında diye herkese her istediğinizi söyleyemezsiniz. Kimseyi yalancı durumuna düşüremezsiniz. İnsanlar eleştiriyle nasıl desem, yanlış bir şey kullanmak da istemiyorum. Eleştiriyle yermeyi, sanırım evet bu doğru kelime olacak. Eleştiriyle insanları yermeyi karıştırıyorlar. Şimdi tabii ki böyle kalmayacak. Bunu yeni aldım. Gülşah'ın Perfecting Rose Elixir'i. Biliyorsunuz Farsal miydi tam okunuşu? Öyle bir marka var ve bu şekilde yağları çok popüler. Türkiye'de de Gülşah markası aynı şekilde yağları üreten. Ben de bunu denemek istedim. Birkaç kere denedim. Çok hoşuma gitti. Bundan birkaç damla süngerime koyuyorum. Ve fondötenizin çok daha pürüzsüz gözükmesini sağlıyor. Ayrıca bunu sadece fondötenle değil, cilt bakım ürünü olarak da kullanabiliyorsunuz. O şekilde de denedim. Benim hoşuma gitti, ben beğendim. Ya tabii ki her şey her cilt tipine herkese uygun olacak diye bir şey yok. Yani siz alırsınız, beğenmezsiniz. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Ama mat fondöten seviyorsanız bunu kullanmayın. Çünkü matlığı alıyor kesinlikle. Daha aydınlık bir görüntü veriyor. Daha sağlıklı bir görüntü veriyor. O yüzden bunu seviyorum. Şimdi bir ıslak mendil aldım. Dudağıma gelen fondötenleri sileceğim. Evet. Şimdi
Concealer'ımı kullanacağım. MAC Pro Long Fair Concealer'ı kullanıyorum. Kapatıcılığı çok güzel. Benim çok sevdiğim bir concealer. Bunu concealer fırçasıyla uygulayıp üstünden geçerseniz süngerle daha kapatıcılığını artırabilirsiniz. Bir de süngerle ne kadar bu şekilde baskı hareketi yaparsanız ürünü oraya daha rahat yerleştirirsiniz. Eğer bu şekilde sürtme hareketiyle yapmaya çalışırsanız ürünü oradan silersiniz daha çok. Madem konuşmalı bir makyaj oluyor, biraz bildiğim küçük bilgiler vereyim. Tamamdır. Şimdi ben Nye Luxury Powder'ın Cameo rengiyle hafif bir baking yapacağım. Yani çok fazla baking yapmıyorum zaten. Çok da tutmuyorum. Hafif. Bu MAC'ten aldığım süngerler. Bir paket içinde bayağı var. Çok güzel. Tavsiye ederim. Baking için güzel bir sünger. Ben ıslak süngerle baking yapmayı beceremiyorum açıkçası. Hani nasıl duruyor insanlarınki böyle kalıp gibi bilmiyorum ama bende ıslak sünger olunca direkt vücudum onu emiyor. O yüzden kuru süngerle yapmayı tercih ediyorum. Parlayan yerlerime pudramı uyguluyorum. Şimdi MAC Paint Pot'lardan Painter'lı rengini göz bazı olarak kullanacağım. Elimle. Bunu kirpiğinize getirmemeye çalışın. Çünkü çok ince bir şey olmadığı için, yapılı bir ürün olmadığı için kirpikleriniz de birikiyor. Maskara uygulamaya çalışırken bir katman bir görüntü oluyor. O yüzden olabildiğince dikkat etmenizi öneriyorum. Birkaç kere başıma geldi, o yüzden söylüyorum. Diğer gözüme de aynı şekilde devam ediyorum. Benim gözlerimin altı yapı olarak, hani şurada bir göz çukurum var. O yüzden yani ne kadar koyu bir concealer kullanırsam kullanayım, ne kadar kapatıcı bir concealer kullanırsam kullanayım, maalesef ki yani çukur olduğu için yapılabilecek bir şey yok. Mutlaka orada bir gölge oluşuyor. Hani morlukları kapatsam bile mutlaka bir gölge oluşuyor, o yüzden böyle bir yorum gelmişti, onun üzerine söylüyorum bunu. Concealer'ınız kapatmıyor şeklinde ama aslında ben yormamak için daha fazla çok kapatıcı bir concealer kullanmıyorum. Çünkü her türlü gölge oluşacak. Devam edelim. Şimdi bu şekilde bir contour brush diyor. Real Techniques'in contour fırçasıyla aslında. Ama pudra için uygun bir fırça. Bununla baking yaptığım yerleri süpürüyorum. Ve hafifçe fırçamın ucunda kalan pudrayla göz kapaklarımı da sabitliyorum. Bugün yoğun bir göz makyajı yapacağız. Aslında normalde bu kadar yoğun bir göz makyajı yapacaksam mutlaka tenimdeki bütün izleri kapatıyorum. Ama bugün yani bir yere gitmeyeceğim için kapatmadım. Ekstra bir kapatıcı ürün kullanmadım. Ama benim tavsiyem, eğer yoğun bir makyaj yapıyorsanız teninizin pürüzsüz olması gerekiyor ki bir karmaşa olmasın. Kaşlarımla devam ediyorum. Bu her zaman kullandığım Maybelline'in Brow Satin'ini kullanıyorum. Far kısmını. Ben kaşlarımı jel ürünlerle doldurmaya gerek duymuyorum. Ben kaşlarımı jel ürünlerle doldurmaya gerek duymuyorum. Çünkü zaten yoğun kaşlarım var.
Sadece arada ufak tefek boşluklar oluşuyor bazen. Onları dolduruyorum. Şimdi jel olarak bu şekilde şeffaf bir jel kullanacağım. Bu Essence'in Lash & Brow jel maskarası. Kirpiklerinizi de kullanabiliyor musunuz? Şu an fark ettim. Tamamen kaş için almıştım ben bunu. Ama güzel olur yani. Özellikle benim gibi kirpikleriniz uzunsa, sadece biraz kaldırmak istiyorsanız bu şekilde şeffaf bir maskara da kullanabilirsiniz bence günlük olarak. Çok güzel. Evet. Kaşlarımı da sabitledikten sonra şimdi artık göz makyajına geçebiliriz. Öncelikle Artnet'in karıştırma fırçasını kullanacağım. Bu arada yani kokusundan bana bu gerçek kıl gibi geldi ama 10 lira bilmiyorum şu anda. Araştıracağım bunu. Araştıracaktım, unuttum. Araştırıp yine bilgi veririm size. Öncelikle Soft Brown rengiyle başlıyorum. MAC'ten sıcak. Bu sıcak açık bir kahve. Çok güzel karamel tonunda. Bunu sadece geçiş rengi olarak kullanacağım. Aşağı doğru. Rengi arttıracağım. Bu arada makyajın başlığında çok kolay demiştim. Gerçekten çok kolay, inanamayacaksınız. Bu kadar yoğun bir makyajı nasıl böyle kolay yapacağınıza. Olay şu. Yavaş yavaş rengi koyulacağız. Yani önce bu şekilde açık bir karamel tonundan, hani ten renginizden birkaç ton koyu. Belki kontur ya da bronzer rengi olabilecek bir renkten başlıyoruz. Şimdi bazımı oluşturdum. İkinci olarak MAC'in yine How rengindeki fırını kullanıyorum. Bu birazcık daha koyu. Yani dediğim gibi aralarına çok fark olmaması lazım. Keskin bir iniş olmaması için. Yavaş yavaş koyultuyorum. Bunu tam katlama bölgeme uyguluyorum. Eğer kenarları kontrol edemiyorsanız bir bandın arka tarafını elinizde biraz yapışkanlığını azaltarak bu şekilde yapıştırabilirsiniz. Kenarları kontrol edemeyenler için güzel bir yöntem ama ben gerek duymuyorum. Çünkü onu çıkarttıktan sonra biraz düzeltmek gerekiyor. Ten makyajını. Ya da önce göz makyajını yapıp da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde alıştım. Şimdi MAC 224 numaralı karıştırma fırçasıyla birazcık bunları karıştırayım. Çok keskin olmasın. Evet, devam ediyorum. Aynı fırçaya devam ediyorum. Biraz koyultacağım. Bu sefer MAC'ten Embark rengini alıyorum. Bu arada MAC paletimi tamamlayamadım henüz çünkü alacak değişik renkler bulamadım. Eğer bana öneriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Embark rengini aldım. Biraz koyu bir renk. Bunu aynı yere yine biraz daha indirerek uyguluyorum. Bu makyajı özel günlerde kullanabilirsiniz. Çok rahat. Günlük kullanabilecek bir makyaj değil. Tabii ki. Şimdi ve son olarak siyah rengime geçeceğim. Bu paleti kullanacağım. XP'nin Nudes 2 paleti. Bu palet inanılmaz şekilde pigmentli bir palet. Yani kesinlikle elimde olan hiçbir markada bu pigmenti ben bulamadım. Siyah rengi tamamen siyah. O yüzden bunu kullanacağım. Ve inanılmaz ucuz. Çok fazla inanılmaz dedim sanırım.
MAC 239 numaralı yerleştirme fırçamla aldım. Gördüğünüz gibi eyeliner kadar siyah. Göz kapağımı uyguluyorum. Yukarı çok çıkmamaya çalışıyorum. Tam göz kapağımı uyguluyorum. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Dediğim gibi çok pigmentli. Etrafa saçılmasın. Bu dökülme yapıyor biraz. Dökülme yapan kısımları elinizle kesinlikle dokunmayın. Bir pudra fırçasıyla onları attıracağız. Diğer gözün aynı şekilde. Çok dikkatli bir şekilde uyguluyorum. Şimdi karıştırma fırçamı alıyorum. Ve arasını karıştırıyorum. Yine embark rengimle siyah rengimi karıştırıp orta kısmı hafifçe uyguluyorum. Şimdi tekrar dağıtacağım orasını. Burada temiz bir fırça alabilirsiniz ya da fırçanızı birazcık silebilirsiniz. Elinizin altında her zaman bir kuru, bir de ıslak elinizde olsun makyaj yaparken. Böyle ani şeyler çıkabiliyor çünkü. Evet. Burası tabii ki birazcık çalışma istiyor. Eğer bu kadar koyu bir renk kullanacaksanız birazcık pratik yapmanız gerekiyor. Ama siz aynı yöntemle mesela daha açık renkten siyah yerine kahverengiyle de bitirebilirsiniz. O zaman daha kolay olur karıştırması. Ama eğer siyah kullanacaksanız bayağı karıştırmanız gerekiyor. Eğer profesyonel bir görüntü istiyorsanız. Son olarak fırçama, yani özellikle aynı fırçayla yapmaya çalışıyorum çünkü herkesin çok fazla fırçası olmayabilir. O yüzden biraz daha aynı fırçayı kullanmaya çalışıyorum. Yine aynı fırçamı biraz silip, kuruyla tabii ki ıslakla silmiyorum hiçbir zaman kullanacağım fırçayı. Biraz silip, yine soft brown rengini alıp birazcık üfledim ve biraz daha temizliyorum üst tarafı. Çok fazla siyah gelmesini istemiyorum. Şimdi bir pudra fırçasıyla alta gelen siyahları, siyah farları temizliyorum. Bastırmadan, bastırırsanız olmaz tabii ki. Yapışır. Şimdi göz altıma geçeceğim. Göz altıma sürmek için bu fırçamı kullanıyorum. Yerleştirme fırçamı. Yerleştirme fırçamı kullanıyorum. 239 numaralı fırça. Yine soft brown'u alıyorum. Gözümün alt kısmına. Embark. Koyu kahverengimle. Yani siz tabii ki bu söylediğim renkleri kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi herhangi bir paletiniz varsa siyah kahverengiler, siyah ve kahve tonlarında onu da yapabilirsiniz. Artık birçok markanın farklı farklı paletleri var. Şimdi siyah rengimle çok az uygulayacağım.
Ben çok fazla içine getirmiyorum. Bazı gözlere içe kadar sürmek çok yakışıyor ama benim gözlerime yakışmıyor. O yüzden ben sürmeyeceğim. Bunu siz zamanla deneyerek anca bulabilirsiniz. Hangisi yakışıyor, hangisi yakışmıyor. Yani şu an herkesin göz şekli farklı olduğu için şu an ben ne söylesem de doğru olmayacaktır. Devam ediyorum. Şimdi MAC Nylon isimli farını alıyorum. Şöyle göstereyim renk olarak da. Bu açık renk. Beyaz değil kesinlikle. Beyaz far lütfen kullanmayın. Çünkü çok sert bir görüntü oluyor. Bu sarımsı bir krem rengi diyebilirim. Işıltılı. Bunu tam kaş altıma uyguluyorum. Ve iç köşelerime uyguluyorum. Bu makyajda çok fazla ışıltı kullanmayacağım. Zaten yoğun. O yüzden hafif kullanıyorum. Şimdi eyeliner'ımı süreceğim. Ben yine XP'den bir ürün kullanıyorum. Aslında XP'den toplu bir alışveriş yapmıştım. O yüzden birçok ürünü aldım. Çok ucuzdu yani. O yüzden hepsini bir deneyeyim dedim. Bu jel eyeliner'ını da çok sevdim. Çok koyu, yoğun bir rengi var ama birazcık kuruyor sanki. Şu yağdan damlatabilirsiniz istiyorsanız. Çok kuruduysa ürününüz, çok hafif bir şekilde. Yarım damla belki. Çünkü çok küçük ürün zaten. Kendi fırçasıyla uygulayacağım. Zaten far çok koyu olduğu için hani eyeliner çok belli olmuyor zaten. Hafifçe kenarına sadece bir kuyruk yapıyorum. Aslında yuvarlak gözünüz varsa kuyruksuz da hani bu eyeliner'a hiç gerek yok. Çok güzel bir makyaj oluyor eyeliner'sız da. Zaten farımın rengi çok koyu. Ama sizin kullandığınız far belki daha açık bir siyah olabilir. Çünkü her siyah far bu kadar koyu olmayabiliyor. O zaman eyeliner'ınız gözükür. O zaman kullanabilirsiniz. Sadece koyu gözükecek büyük ihtimalle. Ama ben eyeliner hastası olduğum için biraz kullanıyorum. Yorumlarda okuyorum eyeliner'sız makyaj yapmamışsın falan diye. Ya ben eyeliner seviyorum. Siz aynı makyajı eyeliner'sız da kullanabilirsiniz. Her makyaj eyelinersiz kullanılabilir bence. Tercih meselesi. Şimdi bu göz kremini kullanacağım. Flormer'ın Waterproof Eyeliner'ı. Gözümün içine uyguluyorum. Kirpiklerimin diplerine de uyguluyorum. Yani kirpik diplerime de uyguluyorum. Bunu da yaptım. Şimdi bu makyajda ilk defa bir kirpik kullanacağım. Kirpiklerim de şu anda bilemedim. Kirpiklerim de Ardell'in 120 Demi Black kirpikleri. Daha önce kullanmıştım, o yüzden paketi yok. Yapıştırıcı olarak da Duo yapıştırıcı kullanıyorum. Kirpik takma konusunda çok uzman değilim ama kendim için kullanabiliyorum. Hafifçe üstüne sürüyorum. Bir süre bekliyorum. Yaklaşık 30 saniye kadar. Şimdi takıyorum.
kirpiği ortadan takıyorum. Kenarlardan yapıştırıyorum. Olabildiğince tam diğer kirpiğimin dibine yapıştırmam gerekiyor. Yoksa inanılmaz derecede yapay duruyor. Onu söyleyebilirim. Üstünde yapıştırıcılar kuruyunca eyeliner ile geçeceğim üstünden. Kirpiğin yapıştırıcısı hemen kurumadığı için çekiştirerek rahatlıkla oynayabilirsiniz. Bir de bu kirpiklerden çıkan yapıştırıcılar oluyor. Onlar mutlaka bir saat sonra en fazla şuradan atıyor benim. İç kısmından atıyor. Hep yanımda taşımak zorunda kalıyordum. Bu yapıştırıcıyı aldıktan sonra hiç öyle bir şey yaşamadım. O yüzden yapıştırıcınızın kaliteli olması çok önemli. Yani sizi rezil de edebilir. Şimdi üstünden hafifçe eyelinerla geçiyorum, jel eyelinerla. Aslında bunun üzerinden liquid eyelinerla geçmeniz daha kolay ama şu an liquid eyeliner yanında değil, içeride, o yüzden gidip almak istemedim. Yani o şekilde kullanmanız daha mantıklı. Daha güzel bir görüntü elde edersiniz. Şimdi bunu da yaptım ve maskara kullanacağım. Essence'in Rock'n'Doll maskarasını kullanıyorum. Bazı insanlar önce maskara kullanıp sonra kirpik takıyor. Aslında öyle daha mantıklı çünkü kirpik kirlenmemiş oluyor. Kullanım süresi daha fazla uzuyor. Ama ben o şekilde birbirine kirpiklerin iyice geçmediğini hissediyorum. En azından benim fikrim. O yüzden ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi kirpikleri ikisini birbirine iyice yediriyorum ki takma kirpik olduğu çok fazla belli olmasın. Güldürme. Güldürme. Arkadan Samet bana hareketler yapıyor. Evet. Şimdi alt kirpiklerimi kullanıyorum. Bu arada bu maskarayı ilk kez kullanıyorum. Yeni aldım. Bu Essence markası gratislerden kaldırıldığı için artık sadece Rossmann'larda ve bir yerde daha satılıyordu. Bursa'da yok Rossmann. Ben bunu İstanbul'a gittiğimde almıştım. Yeni daha aldım. Bakalım. Performansını göreceğiz beraber. Şimdi gözlerim sonunda bitti. Ve çok hafif bir kontür yapacağım. Zaten makyaj çok yoğun. Fazla kontür yapmayacağım. Anastasia Beverly Hills'in kontür kitini aldım. Bendeki light rengi. Bunun ortadaki şu açık kontür rengini alıyorum. A Real Technique fırçamla kontür fırçası. Hafifçe kontür uyguluyorum. Hafifçe dağıtıyorum. Aynı şekilde. Bu taraftan başlamanız gerekiyor. Çünkü buradan başlarsanız burada yoğun bir kontür oluyor. Kulağınızın olduğu yerden daha yoğun başlayıp aşağı doğru daha hafif gitmesi gerektiği için köşeden başlıyoruz. Bu tarz makyajlarda üçgen şeklini vermeyi seviyorum. Tabii ki belirgin bir üçgen değil, gölge şeklinde. İlk kontür videomda bu üç rengi de kullanmıştım çünkü o zaman daha koyuydu cildim. Tabii ki güneşe çıkmamız
Tabii ki hava soğudukça, güneşe daha az çıktıkça rengim açılıyor. Hatta kışın beni tanıyamayabilirsiniz çünkü ruh gibi oluyorum. Beyaz tenliyim bu arada. Evet. Bir üslupla bir yorum yapılmış. Yok sen beyaz tenli değilsin bir de inanacağız falan. Yani beyaz tenliyim ne yapabilirim? Bundan memnun değilim ayrıca. Yani gerçekten beyaz tenli kullanmak çok zor. Sonuçta yüzünüzde en ufak bir şey çıksa hemen belli oluyor. Ve hiçbir şekilde iz geçmiyor. Yani neden yalan söyleyeyim? Neden? Keşke buğday tenli olsam. İsterdim. Neyse devam edelim. Fırçada kalanla, çok fazla almayacağım fırçalarından bir daha. Fırçada kalanla hafif. Hatta şu an aldığım fondötenler bende biraz koydurmaya başladı. Farkındaysanız birazcık boynumla ayırıyor. Çünkü bunları yazın almıştım. Beyazlamaya başladım iyice. Hafif bir hafif bir burun kontürü yapacağım. Şöyle küçük fırçamı aldım. Aslında yoğun bir makyaj ama bu makyajla da kontür yakışıyor. O yüzden yapıyorum. Yoksa çok gerekli değil. Evet. Şimdi hafif bir allık süreceğim. Warm Soul rengini kullanıyorum. Mineralize allıklardan. MAC. Pudra fırçamla hafifçe alıyorum. Daha büyük bir fırçaya da sürebilirsiniz. O zaman daha az görünüyor. Şu an ben çok fazla fırça değiştirmek istemediğim için bunu kullandım. Bugün aydınlatıcı olarak da MAC'in Soft and Gentle'ını kullanacağım. Çok uzun süredir bende var bu. Uzun süredir kullandığım bir aydınlatıcı. Bunu da Zoeva Concealer Buffer fırçasıyla uyguluyorum. Ne alaka ama. Ne bileyim, denedim. Güzel oldu. O yüzden bunu kullanıyorum şu an. Bir de çok yoğun bir aydınlatıcı görüntüsü istemiyorum bu makyajda. Daha soft, daha teninizin renginde bir aydınlatıcı kullanırsanız daha şık duracaktır. Çünkü yoğun. Aynı aydınlatıcıyı hafif kaş üstlerime. Özel bir gün olduğunu düşünerek yapıyorum. Yani günlük kullanmazsınız herhalde bu makyajı. Özel günlerde birazcık ışıldamak güzel oluyor sanki. Burnumun üstüne. Aa, burnun üstüne çok kolay uygulanıyor bundan. Çok güzel. Çünkü ben hep parmağımla uygulamak zorunda kalıyordum. İstediğim etkiyi herhangi bir fırça vermiyordu. Güzel oldu. Bunu sevdim. Dudak üstüne uyguluyorum. Fırçada kalınlığı da çok az. Çeneme çok az. Tamam. Şimdi Gülşah'ın bu Rose Elixir'ini Instagram'da gördüm bunu. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka. Dudağımda deneyeceğim. Daha önceki videolarımı izlediyseniz dudaklarımın çok kuru olduğunu her seferinde söylüyorum. Ve lip balmla başlıyorum makyaja. Bir de bunu deneyeceğim şu an. İlk defa. Bakalım ne olacak. Evet şimdi bir dakika kadar bekledim. Biraz elimle aldırıyorum. Deborah'ın 02 numaralı kalemini kullanıyorum. Bunun serisinin adını bilmiyorum şu şekilde.
Gel aşkım, gel. Geldim. Çıtır çıtır sesler yapıyorlar. Sürdüğüm dudak kremimi dudağımın tamamına da uyguladım. Çünkü bugün NARS Audition serisinden Rockel isimli ruju kullanacağım. Bu biraz bana açık geliyor. Zaten bütün nude rujlar bana açık geliyor nedense. Sanırım beyaz tenli olduğum için çok soluk gösteriyor beni. Esmer bayanlara nude rujları daha çok yakıştırıyorum. Biraz o açıklığını kırmak için de daha dudak renginde bir kalem kullandım. Tacımı da taktım. Bu tacı birkaç gün önce H&M'den aldım. Ve gördüğüm andan itibaren aklıma bu göz makyajı ve bu saç geldi. Bu şekilde taç ucundan tül çıkıyor. Böyle farklı aksesuarları çok seviyorum. Yani çok sık kullanmıyorum ama hoşuma gidiyor görünce hemen alıyorum. Videomuz biraz uzun oldu biliyorum. Sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Ne tarz makyajlar istediğinizi yorumlara yazmaya devam edin. Okuduğum yorumlarda yapabileceğim bütün makyajları listeme yazıyorum. Hepsini sırayla çekmeye çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.